Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Hyundai iX35. Tabi diyeceksiniz ki iX35'in daha önce iki defa videosunu yapmıştın. Bu ne şimdi? Bu 2.0R modeli. Hem de 184 beygir. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Aracımız 2010 model arkadaşlar. Stil Plus paketi, yani bunun makyajsız versiyonunun en dolusu. Makyajdan sonra elit paket bu modellerde de geldi ülkemize. Motorumuz 2.0, 16 valflik, 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir makine. Bu motor 184 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Bu otomobilin üzerinde 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzımanla birlikte görev yapıyor. Aynı zamanda sürekli 4 çeker bir araç bu araç. Ağırlığımız 1600 kilolara yakın, 1575-1580 kilolar civarında. 0-100 hızlanması da fabrika verilerine göre 10.2 saniye bu şanzımanla birlikte. Yine bu modelin öne çıkan yanlarından biri 580 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi ve 600 kilo civarındaki taşıma kapasitesi. Hemen aracın ön tarafından başlayalım incelememize. Burada mercekli farlarımız var. LED ya da xenon farlar değil bunlar ve far yıkamamız da yok bu donanımda. Alt tarafta etrafı krom bir çerçeveyle kaplanmış sis farlarımız oldukça güzel gözüküyor. Ortada Hyundai'nin i30 modellerinden alınan bir panjurumuz var. Oldukça sade gözüküyor burada. Çok böyle hani müthiş bir ilgi çeken bir tasarım diyemem. Ama şık duruyor, güzel duruyor. Kaputumuzun üzerinde hem kenarlardan gelen bir V formu hem de ortada birleşen şu form biraz daha arabayı kabarık göstermeye yarıyor. Kaputun üzerinde su fıskiyeleri yok, şuraya bağlamışlar ve sileceklerimiz biraz daha aşağı gizlenmiş vaziyette. Yan tarafta 5 kollu ama her kolu ikiye bölünmüş 225-55-18 jant lastik kombinasyonumuz mevcut. Aracın ön tamponu, arka tamponun alt kısmı, çamurlukları plastik kaplı. Aynı zamanda burada pakolarımızda, yani pako benzeri kaplamalarımızda mevcut gördüğünüz üzere. Yan taraftan görünüşü şu şekilde. Esasında ne tam sportif ne tam klasik bir otomobil. Ön tarafı özellikle eski spor dışılara, Tucsonlara, Tucsonlara artık adına ne diyorsanız, onlara oldukça benziyor. Yani böyle ön çamurluk tarafı. Bana niye bunu yaptın ki ya şimdi? Böldün videomu benim. Allah Allah. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada yan tarafta özellikle arka kapının ortalarından başlayıp stopların etrafından devam eden omuz çizgisi arka çamurluğu biraz daha kaba göstermiş. Arkaya doğru geçtiğimizde yanlara doğru uzatılmış stop lambalarını görüyorsunuz. Bunların hiçbiri LED falan değil. Arka tarafta yine altta yansıtıcılarımız mevcut arkadaşlar. Burada park sensörlerimiz var. Bagajını bir açalım. Oldukça büyük bir bagaj hacmi var. En büyük öne çıkan yanlarından bir tanesi bu. Yanlar komple plastik kaplı şöyle gördüğünüz gibi. Kalitesizlik hissi uyandırmıyor. Ama çok kaliteli bir araba hissi de uyandırmıyor. Burada bir aydınlatmamız ve 12 volt çıkışımız mevcut. Sağ tarafta şöyle bir göz var. Bu göz güzel ve kullanışlı. Pandizotumuz portatif, çıkartılabiliyor. İsterseniz şuradan şu şekilde bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle geri sardırabiliyorsunuz. Eşiğimizin olmaması güzel. Buraların kaplamaları da güzel bir şekilde yapılmış. Şurada bir tane kocaman alanımız var gördüğünüz gibi. Lastiğin, stepnenin içine sağına soluna bir sürü malzeme yerleştirilir burada. Aynı zamanda şurada görüyorsunuz plastik de olsa şurada böyle bir şeyler bağlamak için aparatlarımız var. Bagaj kapağının üzeri yine sade, böyle kahverenginin güzel bir tonuyla kaplanmış bagaj içi gibi. Bir adet tutacağımız ya da mahmudumuz da var burada. Mahmuttan tutup kapatıyoruz ve arka tarafına doğru bir geçelim. Burada kapılar tok abi, gayet güzel. Kapı yüzeylerimiz sert plastik. Şöyle dokulu bir malzemeden yapılmış. Aynı zamanda krom kaplı kapı açma mandallarımız. Şuralarda kolumu dayadığım yerler yumuşacık. Böyle deri kaplı dikişli oldukça güzel. 4 koltuk ısıtma var bu arabada. Arkada da koltuk ısıtmalar var. Bunlar tek kademeli. Öndekiler 2 kademeli çalışıyor. Camlarımız sadece sol ön cam. Tam otomatik. Bunlara basmanız lazım sürekli. Oldukça büyük kapı içi gözlerimiz var ki bu tür bir arabada benim arayacağım şeylerin başında geliyor bunlar. İçine doğru bakalım. Burada koltuk döşemeleri görüyorsunuz. Renkler oldukça güzel. Yani çok canlı durmuş. Çok da kötü böyle şey durmamış. Bu arabaya yakışmış. Hemen oturalım. Bu arada delikli ortası benim sevdiğimden. Şurada bir de kol dayamamız var. Kol dayamanın konumu güzel. Yaslanması güzel. İki tane de bardaklığı var. Binelim içine.
Burada baş mesafesi, şöyle de göstereyim. Yani tam bu benim başım, sunroof'un bittiği yere geliyor. Oldukça güzel, iyi bir baş mesafesi var. 4 parmaktan daha fazla. Diz mesafesine bakalım. Diz mesafemiz de benim boyum 1.78. Oldukça güzel bir de diz mesafesi var. Buraya 1.85'ler falan bile buraya sığar diye düşünüyorum açıkçası. Buralarda askı aparatlarıyla birlikte tutacaklarımız var. Yine böyle elliklerimiz, elciklerimiz, tutacaklarımız burada mevcut. Ayarlı emniyet kemeri mandallarımız yine mevcut. Orta tarafa geçtiğim zaman burada herhangi bir şaft tüneli yok. Yani var ama çok az bir şaft tüneli var. Şurada bir havalandırma menfezi ve aynı zamanda 12 volt falan çıkış beklerdim. Şurada deri kaplı koltuk arkası gözlerimiz var ve arkadan ön tarafa bakış açısı gözümün önünden bu şekilde. Arka koltuklar bir tık yukarıda ama bu koltuk kafalıklarımız çok küçük değil. Aydınlatma grubu burada bir tane var. Ön tarafta da iki tane var. Oldukça yeterli. Sunroof'umuz çift camlı. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Burada bir sunroof var. Burada bir sunroof var. Bunu komple açabiliyorsunuz böyle. İsterseniz sadece kulağını kapatabiliyorsunuz. Bu sunroofların perdeleri manuel. Şu şekilde. Ama kendileri tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Güzel. Önüne doğru geçelim. Burada önemli bir detay, anahtarsız giriş özelliği var. Aynı zamanda anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Bu tuş sadece ön iki kapıda var. Yani arka kapılardan açamıyorsunuz. Oldukça yine tok bir kapı hissiyatımız mevcut. Ağır bir kapı hissiyatı var. Buralar yine hep sert plastik. Burada yan aynaları kapatma tuşumuz var bu şekilde. Sadece bu tuş üzerinden kapatıp açabiliyorsunuz. Kapı kilit tuşumuz, yan aynaların elektrikli ayar tuşu, cam otomatikleri tuşlarımız burada yer alıyor. Şurada yine elimi dayadığım yerler oldukça yumuşak, güzel ve deri kaplı. Yansıtıcılarımızın olması güzel. Buradaki kapı içi gözlerinin uzunlukları güzel. Genişlikleri biraz dar, biraz daha geniş olabilirdi açıkçası. Koltuklarımız yine ön tarafta da oldukça güzel. Aynı renklerle bezenmiş deliklü deri. Ayarlarımız manuel. Bu koltukta bel destek ayarı da mevcut. İleri geri ve derin iki ayarı var. Diğer koltukta bel destek ayarı ve derin iki ayarı maalesef ki yok. İçine binelim. Burada ve burada birer havalandırma menfezi. Bunların güzel yanı. Bu 4 tanesi için de geçerli arkadaşlar. Açıp kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz yönü ayarlayabiliyorsunuz. Burada iç ışık şiddeti ayarı. Diferansiyel kilidinin olması güzel. Yokuş iniş desteği ve çekiş kontrol off tuşu var. Şurada bir trip tuşunu görüyorsunuz. Bu tuşla yol bilgisayarı verileri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun yeri biraz arkada kalmış. Malzeme kalitesi buralar sert plastik. Buralar kapı yüzeyleriyle aynı. Şurada bir yumuşak malzememiz var. Mesela burası yumuşak. Sadece geri kalan hepsi sert plastikten yapılmış. Direksiyonumuz bu şekilde. Renkler yine döşemelerle uyumlu. Oldukça güzel bir kahverengi tonu var burada da. Direksiyonumuz delik, dikişli deriyle kaplanmış. Burada ses sistemi ayar tuşlarınız, Bluetooth özelliği var bu arabada. Bluetooth telefon ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu Bluetooth telefonda çalışıyor. Sesli komut tuşunuz ve şurada da hız sabitleyici ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Göstergelerimiz şu şekilde. Hatta ben bir de arabayı çalıştırayım. Görelim buradaki yol bilgisayarını falan da. Şuradaki tuşla direkt çalıştırabiliyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma da var. 213 bin kilometrede bir makine bu makine. Cam tavanımız açık, o yüzden motor sesi biraz fazla geliyor olabilir. Trip tuşuyla buradaki veriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere yakıt tüketimi falan çok detaylı değil. Bu devir saatinin ortasındaki soldaki kadranda hararet göstergeniz ve dış hava sıcaklığı göstergesi var. Ve onun içine de bir tane şöyle kapı açık kapalı uyarısını yerleştirmişler. Onlar sabit duruyor. Sağ taraftaki hız göstergesinin içerisindeki dijital ekranda da vites konumunu, yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Drive'da, manuelde, işte boşta, geride vesaire gibi şöyle görebiliyorsunuz. Şu sağ tarafta far yükseklik alçaklık ayarımız var. Otomatik silecek ve otomatik farımız da bu otomobilde mevcut yine. Orta tarafta burada bir radyo ekranı, Bluetooth telefon özelliği, MP3 çalma özelliği var. Bunlar güzel detaylar. Start stop tuşumuzu göstermiştim. Burada çift taraflı dijital bir klimamız var. Çift taraflı çift kademeli koltuk ısıtmalarımız ve park sensörü on off tuşumuz burada. Bunun 1.6'larının elitlerinde burada bir de otomatik park tuşu vardı. Bunda o yok. Otomatik park yok. Çakmaklığımız, AUX'umuz, USB'miz, bir tane daha 12 volt girişimiz. Oldukça burada girişler çıkışlar 2010 yılına göre çok güzel. Şanzımanımızın kolu bu şekilde, böyle delikli bir dikişli bir deriyle kaplamışlar. Herhangi bir kilit mandalı yok. Sağa sola çekerek atabiliyorsunuz. Bu şanzımanın vitesi.
Şurada bir eko tuşumuz var. Bu biraz da az yaktırdığını iddia ediyor ama çok başarılı olduğunu söyleyemem. Şurada iki tane bardaklığımız var. Bunlar kapaklı değil. Ve onun arkasında burada bir tane böyle deri kaplı, gayet kaliteli hissettiren bir kol dayamamız var. Ve içerisi de oldukça derin, böyle gördüğünüz gibi. Şurada da bir anahtar girişimiz var. Anahtarınızın şarjı bitmesin diye buraya takıp şarj edebiliyorsunuz. O da güzel bir detay olmuş. Kapatalım burayı. Ve aynı zamanda el frenimiz de manuel, üzeri deri falan kaplı da değil. Sağ tarafın böyle derinlerine geçelim. Burada kilitli bir torpido gözü var. Torpido gözünün içi oldukça iyi ve soğutmalı. Ama kaplı olmasını beklerdim bu sınıfta bir araçtan. Yukarı doğru çıkalım. Burada ışıklı bir makyaj aynası, ki ışığınızı manuel kendiniz yakıyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir güneşlik eki de var. Bunlar Hyundai'de çok sevdiğim detaylar benim. Sunroof ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Şurada bir gözlüklüğümüz var. Şurada yine ışıklı bir makyaj aynası ve burada da yine bir ek güneşliğimiz mevcut. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. iX35'in iç dış detayları böyleydi. Oldukça detaylı anlatmaya çalıştım size. Şimdi kameralarımı bağlıyorum ve sürüşe geçiyorum. Bu arada otomatik kararan iç dikiz aynamız da mevcut bu otomobilde. Dizel yani, bayağı dizel. Şöyle tek tuşla sunroofunuzu kapatabiliyorsunuz. Böyle kendisi otomatik bir şekilde cızırıt kapanıyor. Güzel. Kemerimi takayım hemen. Dediğim gibi burada herhangi bir kilit yok. Sağa çektim ve geriye doğru D konumuna getirdim. Bir sola çektiğim zaman da bir manuel modumuz var. Bu kulakçıktan falan değil, şanzımanın üzerinden yapılıyor. Şöyle devam edelim yolumuza. iX35'in görüş açılarından başlıyorum hemen. Bundan önce şundan bahsedeyim. Bu araçta 8 tane airbag var. Ve aynı zamanda Amerika'daki IHHS testiyle Euro NCAP testine katılmış bir makine. Euro NCAP'ten de 5 yıldız alan bir makine. Şuradan klimamızı da çalıştıralım. Fanımızı ayarlayalım. Havamız çünkü sıcak maalesef. Soğuk olunca soğuk maalesef, sıcak olunca da sıcak maalesef oluyor. Görüş açıları açısından herhangi bir probleminiz yok arabada. Çünkü aynalarımız çok büyük. Bu ortadaki ayna da çok büyük ve karartması güzel çalışıyor. Hiçbir problem yok. Yüksek bir konumda oturuyorsunuz bu otomobilde. Koltuğu şu an mesela ben en aşağı indirdim. Bu en azından 2.0'ında bir elektrikli koltuk beklerdim. Steel Plus paketinde. Ama maalesef elektrikli koltuğumuz mevcut değil. Yüksekte oturuyorsunuz. Direksiyon hafif öne doğru yatık vaziyette. Derinlik yükseklik ayarı var ama kullanım kolay. Ele güzel oturuyor. Hiçbir problem yok. Bu port kullanışlık anlamında herhangi bir problem yok bu arabanın içerisinde. Süspansiyonlarından devam etmek istiyorum. Süspansiyonları esasında böyle kaymak asfaltta oldukça güzel hissettiriyor. Hani sanki bu süspansiyonlar bundan bir 200-250 kilo daha hafif bir araba için yapılmış da aslında çok sert karakterli değil ama bu otomobilin ağırlığını taşıyamadığı için biraz sertmiş gibi hissettiriyor. Yani bendeki algısı bu yönde oldu. Böyle mesela şu ufak tefek yerlerde hiçbir problem yok. Oldukça güzel hissediyorsunuz. Ama derin virajlara girdiğinizde fazla yan yatıyor ve aynı zamanda bozuk yollara girdiğinizde de biraz sesli çalışıyor. Patırtı kütürtü geliyor. Düştüğü zaman da o düşüş anında o süspansiyonun çalışma aralığının bittiğini biraz erken hissediyorsunuz. Bu işte bu tür durumlar bana biraz daha sanki bu ağırlığa göre tasarlanmamış bir süspansiyon gibi hissettirdi açıkçası. 18 inç jantlar var bu arabanın üzerinde. Tabii onun etkisi de var. 55 yanaklar da mevcut. Ama yine bir tık daha yumuşak isterdim ben iX35'ten. Dediğim gibi uzun yolda zaten iyi hissettiriyor ama şerici bazı yerlerde biraz daha kötü hissettirdiğini söyleyebilirim. Yalıtımına gelelim. Motor ilk çalıştırdığınızda oldukça dizel. Ve rölanti de sesli. Ses geliyor içeriye. Common rail bir motor bu motor. Euro 5 emisyon standartlarına göre üretilmiş bir motor. Yani CR motor. Ona rağmen biraz bana sesli geldi bu motor. Kaput izolatörü ve motor kapağı var ama yine de içeriye ses geliyor. Özellikle rölantide. Normal ilerlerken 2500 devirlere kadar böyle ciddi bir motor sesi almıyorsunuz. Oldukça benzinli gibi ilerliyor. Yani yürüttüğünüz zaman bir sıkıntı yok. Dip gazlarda veya işte yük altındayken özellikle 2500'ün üzerine çıktığınız zaman motor sesi geliyor. Rüzgar sesi 105-110'dan sonra gelmeye başlıyor. Bunda cam tavanın etkisi de var. Ve yol sesiniz aşağı yukarı 60 km hızlardan sonra geliyor. 140'lara falan çıktığınız zaman da kabinde şanzımanın devir oranları
uzun olduğu için sadece rüzgar sesi ve yol sesi kalıyor. Doğal olarak bunlar belirginleşiyor. Olduğundan biraz daha kötüymüş gibi hissediyorsunuz. Çünkü bunlar biraz daha ön plana çıkıyor. Başka bir ses gelmiyor içeride. Tabii yük altındayken motor sesi yine yüksek süratlerde de geliyor ama sabit hızlarda gelmiyor. En azından sabit hızlarda motor sesi seviyesinin düşük olması çok güzel olmuş. Çok ideal olmuş arkadaşlar. Direksiyondan bahsetmek istiyorum. Yani beklediğimden daha hissiz bir direksiyon bu direksiyon. Oldukça hafif, aracı kullanması oldukça kolay. Hiçbir problem yok ama direksiyon çok hissiz. Özellikle çukurlara düştüğünüz zaman bu otomobilde çukurlara, yani derin sert çukurlara düştüğünüz zaman ve yüksek süratlerde fren yaptığınızda yine o batçıklara girdiğiniz zaman direksiyon böyle bir ruhunu teslim ediyor. Sanki lastiklerle arasındaki bağlantı komple ayrılmış gibi bir hissiyatı oluyor. Bu mesela benim i20'de de biraz var ama onda çok az var. Yani çok anlık var ve hani hiç rahatsız etmedi beni. Sadece hissettim. Bunda biraz daha belirgin bu durum. Ve o hissiyat biraz uzun sürüyor. Ondan dolayı da hani uzun sürüyor dediğim belki bir yarım saniye ama onu böyle direkt hissediyorsun. Ve özellikle böyle tırların çok geçip de fazla batçık yaptığı yerlerde biraz korkuyorsun. Yani araba koptu gibi oluyor ama kopmuyor. Aslında yol tutuşu bu sınıf ve bu ucuzlukta bir araba için güzel. Yani fiyat performans olarak bakarsak güzel. Ama tabii ki bu sınıfta bundan daha iyi yol tutan arabalar var kesinlikle. Ama fiyat performans açısından bu makinenin yol tutuşu da güzel. Sadece bu direksiyonu hissettirdikleri insanı böyle biraz alışma sürecine itekliyor. Yani o kısmı birazcık beni zorladı. Aslında yani çok şey de değil, net sayılabilecek de bir direksiyon. Güzel. Ama dediğim gibi böyle hissiyat anlamında eksikliklerimiz mevcut. Şurada bir dörtlümü yakayım mesela ben. Şu bize teste vermedikleri Opel geçsin. Kombomuz. Dip gaz yapıyorum. Bakalım nasıl hızlanıyor. Torku 2500'den sonra çok iyi hissediyorsunuz. 80 olduk mesela. 90 olduk. 100 olduk. 4100'lere kadar çeviriyor. 110 olduk. İleride fren yapmam gerekecek. Ve yine fren yaptığım zaman düz yolda da birazcık böyle sağa sol yapıp fren yapmak istersen direksiyon, yani araba gidiyor oluyor ama direksiyonda hiçbir şey hissedemiyorsun. O rahatsız ediyor insan, yani korkutuyor birazcık. Mesela şöyle basalım, yine yokuşta görüyorsunuz. 130 olduk hemen, 100'de bastım ben. Dip gazda yapmıyorum, 140 olduk. Yokuş gidişleri, çekişleri de oldukça güzel. Bakın 140 kilometreli hızlarda 2500'lü devirlerde ilerliyor. Şöyle fren yapıyorum. Şöyle hafif yön tayinimiz bir kayboluyor, geri geliyor. 120'lerde 2000'li devirlerde gidiyor işte. 1950-2000 civarında gidiyor. Devir oranları çok güzel. Yani özellikle 110'da 120'de giderken arabanın yol tutuş seviyesi, yalıtım seviyesi, motor sesi seviyesi ve çekiş seviyesi, aynı zamanda sürüş konforu seviyesi oldukça güzel oluyor. Yani o manada beğendim arabayı. 110, 120 hatta 130'larda yoluna göre oldukça iyi ilerliyorsunuz. Yanar rüzgarlardan etkilenebilen bir araba aynı zamanda. 4 çekerin tabii ciddi avantajı var üzerinde ama sanki böyle bana biraz ağırlık noktası çok ortaya ve yere yakın değildi. Biraz da yukarımış gibi hissettirdi. Bunda süspansiyonların etkisi de olabilir ve araba biraz yüksek tabii ki. Virajlarda biraz yatıyorsunuz yana ve kopacakmış gibi hissettiriyor. Çok zorlamazsanız aslında sınırları belli ediyor birazcık araba kendinde. Çok zorlamazsanız kopmuyor ama o hissiyat birazcık adamı korkutuyor açıkçası. Bu sadece direksiyonla alakalı da olabilir. Yani süspansiyonların o yatmasıyla beraber direksiyon biraz daha böyle şey yapıyor olabilir ama sürüş oldukça zevkli. Sınırlarında kullanırsanız bu fiyatları alabileceğiniz en iyi 2.0 dizel diyebilirim bu araba için. Ama limitlerinde kullanırsanız, ki o limitleri de zaten belli aşağı yukarı. Sınırları belli diyorduk. Bir telefon geldi o arada. Sınırları belli bir makine. O sınırlar içerisinde kullanırsanız inanılmaz da zevkli. Yüksekte. Donanım seviyesi çok güzel. Güvenlik seviyesi çok güzel bir alet alıyorsunuz. Bu 2.0 dizel motor bir 184 beygir gibi hissettirmiyor. Çünkü yüksek bir araba. Ağır bir araba. 1600 kilolarda bir araba. Ama yani böyle bir 160 civarında, 155 civarında hissediyorsunuz. Özellikle 2500 devirden 3500 devire kadar hissettirdiği çekiş gücü çok güzel. Yokuşlarda bu arabayla ilgili böyle çok düşüyor falan filan gibisinden yorumlar okudum ben. Ama hiç alakası yok. Araba yokuşlarda gayet güzel gidiyor.
Tamam, bir 184 beygir gibi gitmiyor, onu kabul ediyorum. Bunda tam otomatik şanzımanın da dezavantajı var tabii ki. Ama bunun avantajı da çok uzun ömürlü bir şanzıman olması. Belli periyotlarda yağ bakımlarını yaptığınız zaman bu şanzıman sorunsuzca size hizmet eder. Dezavantajları biraz performansı törpüler ve biraz da yakıt tüketiminizi artırır. Ama şunu diyen insan sayısı, ben de buna dahilim. Aman yarım litre, bir litre artırsın, çok önemli değil abi. Yani ben ona güvenerek bineyim. Çünkü mesela benim literatürümde bir otomobile güvenerek binmenin verdiği haz bütün hazlardan daha önemli. Yani benim ona güvenmem lazım. Niye? Uzun yola çıkıyorum. Gece 2'de 3'te bazen ben mesela uzun yolu yaparım. Giderim gelirim ki gece yolculuğunda çok severim. Benim arabama güvenmem lazım abi. Her şeyden önce benim bindiğim arabaya güvenmem lazım. O açıdan bu şanzıman da çok güzel bir şanzıman. Motor 213 bin kilometrede şu an. Hani hep deriz ya, sadece belli başlı gruplar için yüksek kilometrelerde sorunsuz binersiniz diye. O gruplara bu grup da dahil. Ve bu motor ciddi manada böyle, bunun yaygın olmamasıyla da alakası var tabii ki. Çok yazılıp çizilen bir şey yok. Ama böyle çok ciddi bir problemi olmayan, oldukça uzun ömürlü, bakımlarını düzenli yapar, yakıtı güzel bir yerden alırsanız çok uzun yıllar binebileceğiniz. Bu motor seçeneğiyle beraber iX35 bana da yaptığım araştırmalarda 1.6'dan daha mantıklı gelen ve uzun süre böyle ciddi ciddi baktım, hala da ara ara acaba alsam mı diye düşündüğüm makinelerden bir tanesi. Yakıt tüketiminiz şehir içinde 9 litre ile 11 litre ama daha çok göreceğiniz 10-10.5 aralığı. Şehir dışında 6'lara kadar düşebiliyorsunuz ama daha çok göreceğiniz 6.5 civarlarında. Basarsanız tabi 7-7.5 da yakar bu makine. Yakıt tüketimi açısından bu ağırlıkla bu yükseklikte bir araba için bence gayet makul, güzel bir yakıt tüketimi var. Böyle çok falan değil. Bunun 1.6 benzinisini alsınız, 11-12 litreler yakıyor. Ve bu daha avantajlı, daha az yakmış oluyor. Yani aynı araba üzerinde değerlendirirsek ve daha güzel gidiyor. Sadece yokuşlarda yüklüyken arabada, böyle de denedim, kalkışınız biraz ağır oluyor. Belki kullananları bu rahatsız etmiş olabilir. Ama ben bu arabayı donanım seviyesiyle, sunduklarıyla, görüş açılarıyla, görüş açılarında bu arada asunlarınız çok kalın, çaprazlarda o biraz engel oluyor, onu söyleyeyim, onu unuttum söylemeyi. Ama ona rağmen her şeyle bana oldukça mantıklı bir araba gibi geliyor. Fiyatları kaza, kilometre ve donanım seviyesine göre 60 bin lirayla 110 bin liralar arasında değişiyor. Şöyle 90-95-100 bin lira bir paranız varsa bu araba kesinlikle alınabilir bir araba. Parça konusunda da iX35'in özellikle 1.6 motoruyla satılan versiyonları oldukça fazla olduğu için ve iç trimleriniz, dış parçalarınız hepsi aynı zaten. Bunları rahatlıkla bulup temin edebiliyorsunuz. Motor aksamıyla ilgili parçaları da internette ufak tefek araştırmalar yaptım. Buluyorsunuz orta seviyenin biraz, yani yerlilerden biraz daha pahalı. Özellikle Alman gruplarından bir tık daha ucuz fiyatlarının olduğunu söyleyebilirim. Güzel makine, ben genel manada beğendim. Kesinlikle otomatik vites dizel bir araba almak istiyorsanız ve 100 bin lira civarında bir paranız varsa ve bir SUV almak istiyorsanız bu makine alınabilir abi. Her şeyle çok güzel, altının yüksekliği falan da gayet iyi ve ideal. Ben makineyi beğendim açıkçası. Şöyle biraz daha basalım isterseniz mesela şurada. Yani şanzımanın vites geçiş hızları da güzel. Gazın altında da bir tuş var abi. O tuşa basınca tabii bir vites daha düşürüyor. Sport modu gibi falan bir şey oluyor. 120'leri gördük mesela hemen. Bu oldukça rahat ilerliyor. Mesela 130'ları gördüm. Oldukça güzel. Tepeden tepeden, yüksekten yüksekten rahat rahat ilerliyorum. Sakin, ufak hareketlerle ve sınırlarında kullandığım sürece de hiçbir problem yok. Allah'a emanetsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.